Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi Baby dinozor öreceğiz hep birlikte. Kadife iplerle öreceğiz dinozorumuzu. Gözleri için keçe kullanacağız. Ve iki farklı renk ipliğe ihtiyacımız olacak. Çalışmamda bebek mavisi ve pembesi renkler kullandım. Siz istediğiniz renklerde kombin edebilirsiniz ve dinozorunuzu örebilirsiniz arkadaşlar. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bebek dinozorumuzu örmeye başlayalım. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. İpliği kendimize doğru çeviriyoruz. Minik bir halka oluşturuyoruz. Tığı bu halkanın içinden geçiriyorum. Burada bir tane zincir çekerek halkayı kilitliyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. Bakın, tığımda 2 ilmek var. İkisini birden topluyorum. Buna sık iğne diyoruz. Bakın, buradan tığı batırıyorum. Arkadan ilmeği alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birden topluyorum. 2. 6 tane dolduracağız. 3 4 5 ve 6. İpi çekip sıkıştırıyoruz. Spiral öreceğimiz için bir işaret kullanalım. İp kullanacağım. Burası benim sıra başım. Sıra başını kaybetmemek için bu ipi koydum. Şimdi ikinci sırada her zincirin içine çift öreceksiniz. 2 tane sık iğne öreceğiz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sonuncu 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi 3. sıraya geliyoruz. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift. 1 2 Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir, iki, bir tek, bir tane de çift, bir, iki. Bu sırada da toplam 18 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. Bir tek, bir çift örüyoruz. Bir, iki, çift dediğim aynı zincirin içine iki tane sık iğne. İki tane tek, bir, iki, bir tane çift. Aynı zincirin içine iki tane sık iğne. İki tane tek, bir, iki, bir tane çift. Bir, iki, iki tane tek, bir, iki, bir tane çift. İki tane tek, bir, iki, bir tane çift. İki tane tek, bir, iki, bir tane çift. En sonda da bir tane zinciriniz kalacak. Oraya da bir tane tek. Bu sırada da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Şimdi 3 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 bir tane çift örüyorsunuz. Yani arttırma. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift 3 tane tek 2 3 bir tane çift 1 2
3 tane tek, 2, 3, 1 tane çift, 3 tane tek, 1, 2, 3, 1 tane çift, 1, 2, 3 tane tek, 1, 2, 3, 1 tane de çift örüyorsunuz. Bu sırada arkadaşlar toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi ipliği kısa kesiyorsunuz ve arka tarafta saklıyorsunuz. Kafa örerek çalışmamıza başlıyoruz. Sihirli halka yapacağız. İpliği bu şekilde tutuyorsunuz. Kendinize doğru çevirip burada minik bir halka oluşturuyorsunuz. İplerin kesişme noktasından parmağınızla sıkıştırın ki halka kaçmasın. Şimdi tığ bu halkanın içinden geçireceğim. Bu halkayı mümkün olduğunca küçük yapın arkadaşlar. Büyük yaparsanız örmeniz zorlaşacaktır. Şimdi buradan geçiriyorum tığ. Arkadan ilmeği alıyorum. Halkanın içinden geçirdim. Burada bir tane zincir çekerek halkayı kilitliyorum. Şimdi bu halkanın içine öreceğiz. 6 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi halkanın içine batırıyorum tığımı, arkadan ilmeği alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birden topluyorum. Buna sık iğne diyoruz. Bu 1. 6 tane öreceğiz. 2 3 4 İpliği biraz sıkıştıralım. 5 6 Birinci sıramız bitti. Spiral öreceğiz arkadaşlar. İşaret kullanmamız gerekiyor spiral örerken. Buraya bir işaret koyacağız ki sıra başımızı kaybetmeyeceğiz. Ben iplik kullanacağım. Farklı renkte bir ip kullanacağım. Evet, ipliği buraya koyuyoruz. Burası sıra başımız. Şimdi ikinci sırada her zincirin içine çift öreceğiz. Bunu da arttırma diyoruz. 1 2 Her zincirin içine çift öreceğiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 Sonuncu 1 2 12 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 3. sıraya başlayacağız. Bir tane tek örüyoruz. Bir sık iğne. Şimdi sonraki zincirin içine çift örüyorsunuz. 2 tane örüyorsunuz. 1 2 Bir tane tek, bir tane çift örüyorsunuz. 1, 2, bir tane tek, bir tane çift, 2 tane örüyorsunuz. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift. Sonuncu bir tane tek. Bir tane çift. Şimdi buradaki zincirleri saydığınız zaman tek tek 18 tane örmüş olmalısınız. Şimdi başlayacağız yeni sıramıza. Şöyle işareti koyalım tekrar sıra başımıza. Şimdi bir tane tek örüyorsunuz. Bir tane çift yani arttırıyorsunuz. Şimdi iki tane tek öreceğiz. 1 2 Bir tane çift. 1 2 2 tane tek. 1 yanındakine 2. Şimdi aynı yere çift. Aynı zincirin içine 2 tane örüyorsunuz. Şimdi 1 2 2 tane tek. Bir tane buraya, bir tane yanındaki zincirin içine. 1 2 Şimdi çift örüyoruz. Aynı zincirin içine
İki tane. Aynı zincirin içine iki tane sık iğne örmeye arttırma diyoruz. Şimdi tekrar iki tane öreceğiz tek. Bir, iki. Şimdi tekrar arttırıyoruz. Bir, iki. İki tane tek. Bir, iki. Bir tane çift. Sonda bir tane zinciriniz kalmalı. Oraya da bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın sırayı bitiriyoruz. İpimiz burada. Sıranın sonu burası demek. İp burada kalacak. Sıranın başlangıcı burası. Şimdi burada 24 tane sık iğne örmüş olmalısınız. İpi alıyorum. Tekrar sıranın başına koyacağım. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane tek öreceğiz bu sefer. 1 2 3 1 tane çift. 1 2 3 tane tek. 1 2 3 1 tane çift. 1 2 3 tane tek. 1 2 3 1 tane çift. 1 2 3 tane tek. 2 3 1 tane çift. Yani arttırma örüyoruz. 3 tane sık iğne. 1 2 3 1 tane çift. 1 2 3 tane tek. 1 2 3 1 tane çift örüyorsunuz. 1 2 Sırayı böylece tamamlamış oluyorum. Bu sırada da toplam 30 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 2 tane tek örüyorsunuz. 1 2 1 tane çift. 1 2 4 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 1 tane çift. 1 2 4 tane tek. 1 2 3 4 1 tane çift. 1 2 4 tane tek. 1 2 3 4 1 tane çift. 1 2 4 tane tek. 1 2 3 4 1 tane çift örüyoruz. 1 2 4 tane tek. 1 2 3 4 1 tane çift. 1 2 Şimdi en sonda 2 tane boşta zinciriniz kalmalı. Oraya da 2 tane sık iğne örüyorsunuz. 2 Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 36 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Ben örülmüş halini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burası son kaldığımız yer. 4 sık iğne bir artırma örmüştük. Ondan sonra 6 sıra öreceksiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra düz örüyorsunuz. Hiç arttırma, eksiltme yapmıyorsunuz. Düz her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. 6 sıra örelim. 6 sıra sonra buluşalım. Şimdi yeni sıramızdayız. 6 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek ördük. Bir tane azaltacağız. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Şimdi bakın bir sonraki boş zincirin içine tığımı batırıp ilmek alıyorum. Bunlar dursun burada. Yanındaki boş zincirin içine de batırıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Şimdi 2 tane tek öreceğiz. 1
2. Bir tane azaltacağız. Boş zincire batıyorum. Arkadan ilmeği alıyorum. Yanındaki boş zincire de tığımı batırıp arkadan ilmeği alıyorum. Üçünü birden topluyorum. Azaltmış oluyorum. 2 tane tek, bir tane azaltma, 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltma, 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltma, 2 tane tek, 1, 2, bir tane azaltma. Şimdi sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne öreceğiz. Tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırada arkadaşlar toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. Burada arkadaşlar 6 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane azaltacağız. Şimdi bir tane tek, bir tane azaltıyoruz. 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 Bir tane tek, bir tane azaltıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar öreceğiz. 2, 4, 6, 7 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 24 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. 6 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane azaltma öreceğiz yan yana. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha. 6. Şimdi 6 tane tek sıra sonuna kadar örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sırada da arkadaşlar toplam 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Evet, böylece kafa parçasını bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parçanın içine elyafla dolduruyoruz. Doldurduktan sonra da boyun bölgesini örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi bundan sonra arkadaşlar düz örüyorsunuz. İçini de elyafla dolduruyorsunuz. Sonra doldurmanız zor olabilir. İçini elyafla doldurduktan sonra şimdi boyun bölgesini öreceğiz. Burada 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. 7 sıra. Her sırada
18 adet sık iğne olacak şekilde 7 sıra örüyorsunuz. Uzun bir boynumuz olacak. Örelim, buluşalım. Evet, 7 sıra örgümü tamamladım. Şimdi bakın, boyun parçasını alıyorsunuz. Boyun parçasıyla birlikte öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, burası kafanın arka kısmı. Sizin de burada olmanız gerekiyor. Burası ön tarafı. Şimdi bu parçayı ters tarafı aşağıya gelecek şekilde tutacaksınız. Yani ördüğümüz düz sıralar yukarıya bakacak. Ters tarafı alta bakacak. Böyle yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi 6 tane zincirden burayı tutturacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle, boyunda bir sonraki boş zincirin içine batıyorsunuz. Bu parçanın üstünde de bir zincirin içine batıyorsunuz. Bu şekilde birleştiriyoruz bir zincir kaydırmayla. Bir tane boyundan, bir tane de sırt parçasından şöyle bir zincir kaydırma. Bir tane boyundan, bir tane buradan, üçüncü birleştirmemiz, dördüncü karşılıklı. Şimdi beşinci, bir tane boyundan, bir tane de bu parçadan. Altıncı ve tamamlıyoruz. Şimdi bakın, bu şekilde olması gerekiyor çalışmanız. Buradan birleştirdik. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Boyun üzerinden sonraki zincirden itibaren örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 boyunun üstüne örüyoruz. 6 7 8 9 10 11 sonuncu 12. Boynun şöyle tutarsanız, boynun bu kısmını 12 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi bu parçadan örmeye devam edeceksiniz. Burada da 24 tane öreceğiz. Çünkü 6 tanesini buraya tutturduk. 30 taneydi ilmekler. 6'sını buradan tutturunca, birleştirince burada 24 tane zinciriniz kaldı. 24 tane bunun etrafını örüyoruz. 2 3 4 23 ve 24. Bakın, böylece etrafını da sırtının dönmüş olduk. Şimdi boynun içine elyafla dolduruyoruz. Şimdi içini de elyafla doldurduk boynun. Devam ediyoruz boyundan örmeye. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane sık iğne örüyorsunuz. Buradan başlıyoruz örmeye. 1 2 3 Şimdi 3 tane çift öreceğiz. Yani 3 tane arttırma örüyoruz. 2 ikinci arttırmam. 1 2 üçüncü arttırmam. Yani bunları aynı zincirin içine, arttırmaları aynı zincirin içine 2 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2
3. Şimdi geliyoruz bu sırt parçasının üstüne. Buraya da düz 24 tane sık iğne öreceğiz. 2. Çevreyi dolanıyorsunuz. 24 tane sık iğne örelim. Bakın arkadaşlar, çalışmanızın görüntüsü böyle olmalı. Şimdi bundan sonra 6 sıra öreceksiniz. Bu sırada, yani şu örmüş olduğumuz sırada toplam 36 tane sık iğne olması gerekiyor. 36 sık iğne. Bundan sonra düz örüyorsunuz. 6 sıra öreceğiz. 6 sıra, her sırada 36 tane sık iğne olacak şekilde gövdeyi öreceğiz. 6 sıra örelim. 6 sıra sonra buluşalım. Evet, 6 sıra örgümü tamamladım gövdede. Şimdi artık azaltmalara geçeceğiz. Kapatacağız gövdeyi. Yeni sıramızda arkadaşlar şöyle öreceğiz. 4 tane tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 1 tane azaltıyorsunuz. 4 tane tek, 1 tane azaltma. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacaksınız. 4 tek 1 azalt, 4 tek 1 azalt. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıramı tamamladım. Yeni sıramızda 3 tane tek örüyoruz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 tek 1 azaltma. Bu grubu tekrarlıyorsunuz. 3 tek 1 azalt, 3 tek 1 azalt. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 2 tane tek örüyorsunuz. 1 2 1 tane azaltıyoruz. 2 tek 1 azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 tek 1 azalt, 2 tek 1 azalt tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak. Şimdi gövdenin içini elyafla dolduralım. Evet, içini de elyafla doldurdum. Şimdi yeni sıramızı öreceğiz. Bu sırada bir tane tek örüyorsunuz. Bir tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Evet, şimdi son sıramızı öreceğiz. 6 tane azaltma örerek artık kapatıyoruz. Bu birinci azaltmam. Sıra sonuna kadar azaltıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Evet, çalışmanızın son hali bakın böyle olmalı arkadaşlar. Şimdi kuyruk örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Siyeli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. İkinci sırada her zincirin içine bir çift örüyorsunuz. Yani arttırıyorsunuz. 2 3 4 çift örüyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bir sıra sadece 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 düz örüyorsunuz. 3 4 ve 12. 12. sık iğnemi de ördüm.
Şimdi yeni sıramızda bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Bir tane tek, bir tane arttırıyoruz. Bir tane tek, bir tane arttırıyoruz. Bir tane tek, bir tane arttırıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi arkadaşlar 2 sıra öreceğiz. 2 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar 2 tane tek öreceğiz. 1, 2, 1 tane çift örüyorsunuz. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. 2 tek, 1, 2, 1 tane de çift. Aynı zincirin içine 2 sık iğne. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 2 tek, 1 arttırma, 2 tek, 1 arttırma. Sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. Bu sıramızda arkadaşlar bir sıra sadece 24 tane düz örüyoruz sık iğne. 24 sık iğne örelim. Sıra sonunda buluşalım. Yeni sıramızda 3 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 1 tane çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar sadece düz 30 tane sık iğne öreceğiz ve çalışmamızı tamamlayacağız. 2, 3 ve 30. Şurada da bir tane en sonda, sonraki zincirin içine bir zincir kaydırma yapalım. Bir de zincir çekip ipi sıkıştıralım. İpliği kısa kesiyoruz ve iç tarafta saklıyoruz. Sıra geldi bacaklara. Bacak öreceğiz. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geliyoruz ikinci sıraya. Her zincirin içine bir tane arttırma öreceğiz. Yani 6 tane çift örüyorsunuz. Bu birinci. 1, 2, ikinciyi ördüm. 1, 2, üçüncüyü ördüm. 1, 2, dördüncü. 1, 2, beşinci. Sonuncu arttırmam. 1, 2. Sırada toplam 12 tane sık iğne olmalı arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz. 3 sıra, her sırada 12 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Çalışmanızın görüntüsü böyle olacak. İpliği de kısa kesiyorsunuz. Bacaklardan 3 tane daha örmelisiniz. 3 bacak daha örüyoruz. Şimdi bacakları dikeceğiz. İçlerini azıcık elyafla dolduralım. İğnemize de normal bir amigurumi ipliği geçirelim. Onunla dikeceğim. Hazırlayalım ve buluşalım. Evet, bacaklarımız da hazır. İçlerini doldurduk. Şimdi bakın, bacakları gövdenin her dört bir köşesine, köşelere bu şekilde dikmeniz gerekiyor. Önce isterseniz iğneyle bir tutturun. Yer belirleyin. Altına çevireyim, daha rahat göreceksiniz. Bakın, altta şu her bir köşeye bacakları dikiyorsunuz. Nasıl dikeceğinizi de biraz anlatmak istiyorum. Bir tanesini de göstereyim ben size.
Şimdi bakın ipimi şuradan çıkaracağım. Burayı belirledim. Dikeceğim yer olarak. Şöyle ipi de bir tutturalım ki sökülmesin. Şimdi bacağı alıyorsunuz. Bacağın üstünden dikiyorsunuz. Sonra gövdeden dikiyorsunuz. Bu şekilde. Yani bir bacağın üstünden dikeceksiniz. Sonra gövdenin üstünden dikiyorsunuz. Dikişiniz böyle olacak. Bu şekilde bacakları her bir köşe noktaya dikelim. Dördünü de buluşalım. Evet arkadaşlar, bacakları dediğim gibi köşe noktalara düzgünce yerleştirip dikiyorsunuz. Bacakları alttan saydığınız zaman 3. ve 8. sıralar arasına dikmeniz gerekiyordu. Şimdi ipi arka taraftan çıkarttım. Buraya kuyruğunu dikeceğiz. Kuyruğu arka kısmı düzgünce yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yani çok aşağıya yerleştirmiyorsunuz. Sırtına yakın bir noktada olacak. Bakın bacakların da gövdeye dikildiği sıralarla eşit sırada olabilir. Dairesel olarak düzgün bir şekilde önce iğneyle tutturursunuz. Daha sonra bacaklarda olduğu gibi bir bu parçadan, kuyruktan, bir de gövdeden dikerek çalışmamızı tamamlayacağız. İçini de elyafla dolduruyoruz ki ağırlık yapsın arkada ve dinozorumuz aşağıya bu şekilde düşmesin. Şimdi çalışalım, buluşalım. Evet, kuyruğu da diktikten sonra bakın çalışmanızın görüntüsü böyle olmalı. Şimdi buraya koyduğunuz zaman oyuncağı ayakta da durabilmesi gerekiyor. Şimdi sırtına dikeceğimiz minik üçgenlerimiz var sırtına. Onları öreceğiz. Farklı bir renk iplik kullanacağım. Siz de istediğiniz renk kombinasyonlarını tabii yapabilirsiniz. Gövdeyi farklı renk, ben mavi ördüm. Siz daha farklı renklerde örebilirsiniz. Üstündeki bu üçgenleri de farklı renklerde dikebilirsiniz. Şimdi çalışmamıza sırtındaki üçgenlerini örerek devam ediyoruz. Şimdi sırada arkadaşlar sırtına dikeceğimiz üçgenleri var. Üçgenleri öreceğiz. Ben pembe iplikle örmeyi tercih ettim. Pembe ile öreceğim. Sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. Sihirli halka içerisine 4 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 İpliği tutup çekiyorum. Ortayı sıkıştırıyorum. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. İkinci sırada bir tane çift örüyorsunuz. Yani önce bir arttırma öreceğiz. 1 2 bir tane tek örüyoruz. 1 Şimdi bir tane çift öreceğim. 1 2 bir tane tek örüyoruz. Bu sırada toplam 6 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi yeni sıramızda 2 tane tek örüyorsunuz. 2 1 tane çift 1 2 2 tane tek 1 2 1 tane çift öreceğiz. 1 2 Sırayı bitiriyorum. En sonda da buraya bir tane zincir kaydırma, bir zincir ipliği kısa keseceğiz. Çalışmamızı böylece bitiriyoruz. Evet, çalışmanızın görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. Bu ipleri de içeriye ittirirsiniz. Böylece doldurmanıza gerek kalmaz içine. Şimdi kaç tane öreceğiz?
Toplam 6 tane olması gerekiyor. 6 tane toplam örüyorsunuz. Şimdi 6 tane ördük. Birincisini tam kuyruğun ucuna yerleştiriyorum. İkinciyi kuyrukla gövdenin başlangıcına. Üçüncüyü tam gövdenin üstüne. Dördüncüyü boynuna. Beşinciyi kafasının arkasına. Altıncıyı da tepesine yerleştiriyorum. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Dikelim. Düzgün bir şekilde dikiyoruz gövdeye. Pembe bir ip takarsanız daha iyi olur. Pembe bir amigurumi ipliğiyle dikersiniz. Önce gövdeden, sonra bu parçadan, gövdeden, parçadan alarak düzgünce yerleştiriyorsunuz ve dikiyorsunuz. Evet arkadaşlar, dikişlerimizi tamamladıktan sonra siyah keçeden iki tane böyle yuvarlak kesiyorsunuz. Büyük yuvarlaklar. Şimdi gözlerini şöyle ayarlayacağız. Gözleri iki yan tarafa düzgün bir şekilde dikmeniz gerekiyor. İnce bir ip geçirdim. Dikiş ipiyle dikeceğim. Yapıştırmayacağım. Şöyle iki yana düzgün bir şekilde dikmelisin. Aralarında da bakın 7 tane boşluk bıraktım. 7 sık iğne boşluk bırakıyorum. Tepeden itibaren 5. sıradan itibaren dikiyorum. Aralarında 7 tane de sık iğne bırakacağım. Şimdi buralara güzelce dikelim arkadaşlar. Evet, gözleri diktim bu şekilde. Şimdi minik de beyaz parçalar kestim keçeden. Bunu yapıştıracağım. Yapıştırıcı kullanacağım bunun için. Yapıştırıcı sürüyorum. Ve gözlerin içine yapıştırıyoruz bu şekilde. Evet, diğer tarafı da bu şekilde yapıştırırsınız arkadaşlar. Şimdi ağız işleyeceğim. Gülen bir ağız işlemek istiyorum buraya. Şuradan hemen iğnemi çıkaracağım. Bakın, burada bir alt sırayı kullanarak şurada minik bir gülümseyen yüz çizeceğiz. Bu iki ortayı da ortalayarak çiziyorsunuz. Şimdi bakın, buradan iğnemi geçirip bir alt sıradan çıkaracağım. Ve ipi burada tutturacağım. Yine aynı yerden geçirerek burada ipi araya alarak tutturuyorum. Evet. Böylece gülen ağzımızı da şeklini çizmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bütün çalışmalarımızı tamamladığımızda da ekranda görmüş olduğunuz amigurumi bebek dinozorumuza sahip olacağız. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videoma da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.